ımıza 1995 yılında Kartelle giren ve bugüne dek müziğe hiç ara vermeyen Erce E ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şimdi biraz Almanya'da Türkçe Rap'in doğuşunu ve bugün ne olduğunu, bugünkü ahvalini konuşacağız. Proje partnerim 60 yıl müzikte Nazlı ile birlikte yapacağız bu röportajı. Merhaba. Ee, ve bu projeyle birlikte aslında e, Gastarbeiter Groove'a biraz odaklandık. Bunu söyleyince bu, bu laf e, ne çağrıştırıyor sizde? Nasıl şarkılar, nasıl müzikler geliyor aklınıza? Yani, Gastarbeiter Groove bir kere güzel bir kelime. Birlikte böyle duyunca <laughs> daha önce duymadığım bir şey ki. Gastarbeiter bizim ilk Türkiye'den gelen göçü tarif ediyor bir kere. Almanya'nın ...tarafından verilen bir isim. Yani guest worker... ...gastarbeiter, misafir işçi... ...diyebiliriz. O yüzden o döneme bakmak lazım. Yani 1969'dan itibaren... E, ta 90'a kadar uzanan e, bir Gastarbeiter göçü diyelim. Gastarbeiter Groove denilince tabii o dönemin Almanya'ya gelen gurbetçi şarkıları mı desek e, ya da burada üretilen Türkiye kökenli insanlardan gelen kültür, sanat, müzik teklifleri yani ve ben o zamanı düşünürsem ben 73'te doğdum yani tam ilk gelenlerin bir çocuğu olarak o dönem beni çok etkileyen Türkiye'deki müziklerden Barış Manço oldu şüphesiz bir numarada Barış Manço bilmiyorum neden beni çok etkiledi. Yani benim sanatçımdı gibi e, o çocuk yaşlarımda ve Kartelle tanışınca yıllar sonra baktım ki aynı kafadalar. Yani Barış Manço'nun hepimize inanılmaz bir etkisi oldu. Ben de çok düşündüm neden. Şimdi tek sanatçıdan bahsetmek istiyorum. O dönem, o dönem Moğolları da seviyordum. Erkin Koray, Cem Karaca. Yani Bunları dinliyordum ve seviyordum. Pop furyası yeni başlıyordu Türkiye'de. Yani o 90'lıların başında öyle bir ilk pop olayı oldu. Ama onlardan önce bunlar vardı. Özellikle Barış Manço bilmiyorum. Sanki ben onun sanatçılığını iyi hissedebildim. Çünkü o da Anadolu rock, funk müziğini Amerikan funkıyla yani iki kıtayı bir araya getirdi. Ama yapay durmadan. Çünkü hissettiğini yaptı. Yani şey değil yani Jimi Hendrix gibi olalım dememişler. Onu hissetmişler ve çok doğal bir şekilde Anadolu müziğiyle birleştirmiş. Aslında Kartel'in de yaptığı şey o. Yani öyle bakılırsa. O yüzden önemli bir müzik ve orada müzik başladı bende öyle diyeyim. Adem Hava Kızgın Fırın gibi şarkılarda rap söyledi Barış Manço. İlk rapçi aslında o. Beni çok etkiledi. Bir de çok ağır sözlerinde oyunlar vardı. Arkadaşım eşek gibi domates biber patlayacağın. Yani böyle bir çocuğun çok algılayabileceği ve çok komik bir şey. Yani birisi birisine aşkını anlatmaya çalışıyor dışarıdan. Domates, biber diyor. Yani şarkı bunu anlatıyor. E, gerçekte yaşanan şeyler ama şarkılarda, Türkiye'den gelen şarkılarda nadir bulunan bir hikayeler yani. Barış Manço bir numara ama e, çok etkiledi. Peki 90'larda Almanya'da nasıl bir müzik ortamı vardı? 88 yılından sonra Amerikan hip hop tarzı bir müzik ilk defa Avrupa'ya dalga olarak geldi. Burada tabii Amerika'yı da takip eden gençler biraz biliyordu öncesinden ama o yıllar 92'ye kadar gibi buradaki yabancı uyruklu gençler bu tarz müziği çok hızlı adapte edebildi. Yani benimsedi. Çok hızlı. Çünkü ritim ağırlıklı bir müzik hissettiğimiz şeydir. Bizde de ritim ağırlıklı şeyler var. Bir de bir isyan vardı yani sözlerde bir duruş. Yani biz milletiz, halkız ama imkanlarımız olmasa bile derdimizi dile getirmeye bir yol buluruz. Sanatımız budur diye böyle bir kendi insanlardan oluşan, Amerika'da oluşan bir dalga olarak geldi. Burada da tek tük daha bir şey çok hızlı belli oldu. O rap geldiğinde buraya. Dediğim gibi Türkiye kökenli, Arap ya da Yugoslav ya da e, İtalyan ya da Yunanlar daha çok e, breakdance'te gördüğün kişilerdi. Rap'i seven, konsere giden hip hop jam'ler vardı o zaman. Bir jam'de gerçekten graffiti çiziliyordu. Öbür köşede DJ'ler bilmem ne e, contest yapıyordular. Bir yerde birileri dans ediyor. E, hip hop buydu bizim için o yıllar. O yüzden böyle commercial değildi. Yani para, ün orada yoktu. Yani ünlü olmak öyle şey değildi o. Bunları bilmek lazım o zamanı değerlendirirsek ve o yüzden zaten kartelden önce ya ben ilk olduğumu düşünmüştüm o zaman. <laughs> Dedim ki yani Türkçe olamaz mı rap? Şimdi Amerikan müziğini çok seviyoruz dinliyoruz belli grupları o yılların ve hepsi o iki eski Soul Funk Amerikan müziğinden sample kullanıyor. James Brown'un kullanılmayan şarkısı kalmadı neredeyse. Marvin Gay'ler hepsi hepsi kullanıldı ve biz de dedik ben hala kendim olduğumu düşünerek <laughs> ya Barış Mancu, Erkin Koray'dan sample olup Türkçe sözlü olamaz mı hip hop? Çünkü doğa, doğal bir şekilde bizimkiler zaten anlamış olayı. Yani hepimiz breakdance, Electric bu gibi şeyler olmuş. Ee, onlarla onlar sever, onlar anlar diye böyle düşündüm. Kayıt yapmak istediğim stüdyoda ilk kaydımı. Dediler ki Türkçe mi rap söyleyeceksin? Bize bir demo geldi birkaç ay önce Nürnberg'den. Onlar da rap söylüyor. Ben dedim olamaz. ve <laughs> ilk demo güzeldi, çok güzeldi. Ve benden de bir sene öncesinden ufak tefek konserler vererek Türkçe rapi Karakan tarzı Yapan bir grup çıktı. Karakandı işte o. Onlarla tanıştık. Öyle bir başlangıç oldu. Bu e, Kartel'e geleceğiz ama e, hip-hop'la ilk tanışmanızı da merak ediyoruz. Valla e, hip-hop birden vardı. Gerçekten birden vardı. Ölçme hip-hop. Ya şöyle müzik yapıyordum. Yani 13-14 yaşından beri işte keyboard almak, işte evde biraz çalmak, mikser aldım. Hatta bir sene tatile gitmedim. Çünkü 4 kanal mikser almak istiyordum yani prodüksiyon yapabilmek için ki çalışmaya gittim onu alabilmek için pahalıydı. Tascam miksa kasetle çalışıyordu 4 kanal yani 4 kanal çekebiliyorsun yani müziği var sesi alıyorsun o zamanlar acayipti. Home recording stüdyoyu geliştirmekti amacım bütün her şeyi mümkünse kendim yapayım yani çünkü zannediyorum ki biliyorum nasıl olması gerektiğini. Ee, o zamanlar. Tabii bir şey daha var. Hip hop'u bize daha çok bağlayan birazcık da şey oldu bu ırkçı saldırıların ilk yeni oluşması. 91, 92, 93 Zölln Zöl, Möllen Soling. Tamam hep bunları anlatıyoruz ama ...kartel bir kere bir araya geldi. O da 94 yılındaydı. E, 93 yılında bu saldırılar oldu. Onun etkisi psikolojimizde vardı yani. Biz Burada yine 2 milyondan fazla Türk yaşıyor Almanya'da. O zaman gast abayta modus daha kafa. Gast misafir demek misafir gider bir gün. Bu başka bir zihniyet ve kalıcıyız olduğumuzu bilseydik çok daha mantıklı kararlar verirlerdi anneler babalar ama hepsi o hatayı yaptı. Yani bilemezsin öngöremiyorsun yani biz burada kalmaya gelmedik zihniyetiyle büyüdük. Ve o yüzden tam adapte olmuyorsun. Yani ev almıyorsun mesela yani Türkiye'de alıyorsun yazlığı falan filan. Ve benim için 90 yıl 90'dan itibaren e, rap e, ya daha straight geldi. Şimdi diğer müzik yine önceden de müzik yapıyordum ama o daha böyle süslenmiş bir şekliydi sanki. Yani çok şey gerektiren ama iyi bir rap şarkısı cool beat, DJ scratch, bir sample ve anlat derdini. Yani bu direkt çok daha direkt bir şeydi. Bu, bu çok çekici geldi. O yıllar daha şimdiki gibi değil. Şimdi pop şarkısı da çok straight olabiliyor. Aşk şarkısı da öyle. Prodüksiyon şekli de öyle. Ama o zaman çok daha böyle bir yaylar, kemanlar bilmem ne. Müzik böyle daha böyle büyük stüdyo falan gerektiren bir şeydi. Rap'e öyle başladım. Hatta breakdance de yaptım. Böyle kartonu yayıyorduk dışarıda. Yani dünyanın en cool gençleri zannediyorduk kendimizi. <laughs> <laughs> 15-16 yaşında. Çünkü ortalıkta breakdance yapıyoruz. Ve o zamanlar Millet tanımıyordu bunu. Yani he ne yapıyor falan bunlar diye bakıyordu. <laughs> Ghetto Blast'ta Aslında Beat Street filmini taklit ediyorduk çok. Beat Street diye bir film vardı. Tavsiye edip, ederim çok. Hip Hop'un başlangıcı gibi bir şey. Böyle Hip Hop Almanya'ya geldi ve direkt Alman grupları da oluştu. Kartelle birlikte diyebilirim. Mesela Advanced Chemistry vardı. Heidelberg'den. Advanced Chemistry çok önemli bir gruptu o zaman. Toch hala vardır kendisi. Çünkü Ich habe einen grünen Pass diye bir şarkıları vardı. Yeşil pasaportum var diyor. Yani şey diyor onlar da şey siyahi Almanlardı. E onların da derdi o oydu yani sen Alman zannetmiyorsun ama pasaportun bunu diyor falan böyle konuları vardı ama o kadar bir Asiatic Warriors Frankfurt'tan bir onlar bir de Kartel çıktı sonra. Kartel Anadolu'nun dört bir köşesinde konser vermekle Almanya'da konser vermek arasında nasıl bir fark Vardı. Aa, şimdi konserleri ülkeler arasında e, karşılaştırmak zor çünkü unutmamak lazım. Türkiye turnemizde karte yani çok büyüktü Türkiye'de. İnanılmaz yani sokakta yürüyemiyorduk. Diyarbakır, Trabzon, Antep hatta hatırlıyorsam Adana yani konserler verdik buralarda. Ve her yer fuldu ve dışarıda da birkaç bin kişi bekliyor giremeyen. Yani en heyecanlı konser Diyarbakır oldu mesela. Genelde böyle spor salonlarında, yani nasıl diyeyim? O bir film gibiydi. Yani ben 22 yaşındayım. Hmm. Türkiye'de otobüsle diğer gidiyoruz. <laughs> yani çok değerli bir anı bunlar. Çok güzel. Türkiye'yi o şekilde tanıma fırsatı. Tamam gittiğimiz yerde sightseeing yapmadık. Çok turistik bir şey yapmadık ama her yerde çok çok güzel karşılandık ve çok güzel anı kaldı benim için. Yani Trabzon'a da daha önce gitmemiştim. Öyle gitmiş olduk. Heyecanlıydı gerçekten. Almanya'da da bir numaraysan o tarz ona benzer heyecan ama biz e, Almanya'nın Türkiye kökenli çocukları olarak Türkiye'deki sevgi şeklini tabii overdose yaşadık ve bunun ne olduğunu bile anlamadık. Çünkü Türkiye seni gerçekten seviyorsa benzeri yok. Yani seni eller üstünde değil yani göklere falan çıkarıyorlar. Yani sağ olsunlar çünkü duyguları gerçekti. Ve ben hala düşünüyorum neydi soruyorlar bazen niye kartel bu kadar tuttu. Yani bakıldığı zaman bütün işaretler tutmaması gerektiğini gösteriyor. Yani böyle bir müzik yok. Bu ne yani takım giyinmişler. Böyle bir <laughs> Ya gerçekten böyle bir görünüş yani önce Tarkan'ı dinlemiş Sezen Aksu falan güzel değerli sanatçılar herkesin böyle bir şekli var. %100 eminim Karte kasetiyle çıkmadan önce un kapanını geçseydim %80'ini diyecekti bu ne yani, yani sevmezler falan diyecekti. O yüzden Almanya'da sadece çıkacağını biliyorduk Türkiye hiç hesapta yoktu. O yüzden Almanya'daki Türkler için de aslında o müzik Türkiye'de patladı. Ve o zaman Türkiye'de olup hani genç ya da çocuk olan bizler için de şimdi dinleyince o duyguları tekrar çağırıyor. Aynen. Bunu çok iyi anlıyorum. Ya benim için de aynısı geçerli. Mesela Masar Fuat Özkan'ı çok seviyordum müziklerini eskiden. Çünkü çok kendilerine ait bir melodik bir, onlar da Avrupa Türk iş olayını çok güzel bağlamıştı. E şimdi ben onları görsem wow! Ben sizin hayranınızım <laughs> diye. Abi bu, bu şarkı çok güzel falan. Bunların hepsini birden anlatmak isterim. Bu çok doğal bir şey. Evet. Hayatında bir zaman önemli bir şey yapmış kişilerde bu böyle bu hayranlık dışında bir şey. Yani bu aa bayrak sallamak gibi bir şey değil ama saygı ben de sayıyorum onların ele güne karşı kalıcı bir şarkı mesela yani onlar yaptı kendi tarzıyla. Ve bu e, süreçte aslında Kartel'den şimdiye kadar e, müzik ve şarkı sözleri nasıl değişti? Ya biz daha sade bir hip-hop'tan gelerek onları yazdık. Yani daha birazcık sorumluluk alan bir bakış açıdan çok değişti. Ona bakmak istiyorsak sözler nasıl değişti o zaman e, müziğin de nasıl değişti. Yani rap müzik eskiden gerçekten çok fazla çok daha fazla bir renkli bir ortamdı. Her insan kendisini o müzikte bulabiliyordu. Maalesef kayıttan önce onun yüzden tekrarlıyorum. Mesela çok severek dinlediğim A Tribe Called Quest vardı. Söylüyorum ki ismini merak eden baksın diye. Dela Soul vardı. Jungle Brothers vardı. Black Nubian, Brand Nubian diye bir grup vardı. Bunlar müzik olarak da söz olarak da güzel oyunlar, felsefi düşünceler, entel bir bakış açı hepsi vardır rapte. LL Cool ilk hit şarkılarından 16-17 yeah. yaşındayken I Need Love. Yani sevgi aradığını anlatan bir rap şarkısı. E, bugün baktığında hayatta şansı olmasa şarkının bugün her şeyi geberip öldürüp bir şey yapman lazım. Yani o anlamda üzücü bir şey. Çünkü o da olsun bu da olsun. Hayat sert, katı ve çirkin bir yer yerine göre. Rap onu da anlatmalı. Ama ne amaçla? Ben hepinizi vururum mu diyorsun? Mesajın bu mu? Yoksa bu kadar kötülüğe karşı çıkma için her şeyi göze alıyoruz diye mi o şiddeti anlatıyorsun? Benim için bunlar değerli. Çünkü Kartel'de bir şey öğrendim. Her söylediğin önemli. 21 yaşında Kartel'deki sözleri yazdım. Böyle içimden geldiği gibi. E şimdi bir buçuk sene sonra 5 milyon insan seninle bu sözleri söyleyince diyorsun ki bir saniye bundan sonra e, bu gücü... Yani yanlış bir şey yazılmadı orada ama bundan sonra bu gücün ne demek olduğunu görüyorsun. Yani insanlara ulaşıyor, zihinlerine giriyor. Ben kendim için söz verdim. Ne kadar out olursam olayım e, bu gücü sadece iyiye kullanmak istiyorum. ha. Çiçeklerden böceklerden anlatmak <laughs> anlamına gelmiyor. Yine ölümden de bahset, savaştan da bahset, şiddeti anlat. Ama e, çok dikkatli olarak yani ne ne ya çünkü genç o çocuk 13 yaşında. Sen onu parlak videolarınla etkiliyorsun, ruhuna giriyorsun, hayatında bir parça olsun. Aslında belki o çocuk iyi birisi olma yolunda senin etkende biraz daha fırlama yoluna yol alırsa üzülürüm. Yani neden ki? Yani ama böyle bir şey de anlaşılmasın. Yani benim bir tek tip bir formül insanım var. Herkes öyle olmalı falan değil. Tam tersi. Müzik çok güçlü bir şey. Ve özellikle Türkiye eskiden biliyorsunuz yolculuklar arabayla. Yani Burada gazete abaytaların Türkiye yolculuğu arabayla üç gün falan. Orada çok müzik dinleniyordu. Ben zaten orada müziği kaptım. <laughs> Çünkü ya Sırbistan'dan geçiyorsun dağlar böyle arabadan bakıyorsun arkada ve müzik yok. Ve sadece dağ onlar. Ama müzik de geldiği zaman bir film oluyor. Aynı dağları görüyorsun ama içinde fantazi açılıyor. Bir şey oluyor. Bu güç değil de ne? Yani insanın kaderini değiştirebilecek bir derinlik, yalnızlığına dost olabilecek bir şey. O yüzden ben öyle bakıyorum müziğe. Ben şeyi merak ediyorum. Farklı dillerde rap yapmak size ne hissettiriyor? Çünkü ben sizin Almanca şarkılarınızı dinlediğimde ve Türkçe şarkılarınızı dinlediğimde bambaşka şeyler hissediyorum. <laughs> e, ya güzel bir soru. Ben de başka şeyler hissediyorum. Çünkü ben, çok gerçekten bu bazen o duyduğum kişi kim olduğunu bilmiyorum. Yani ben Almanca konuşmuşum, evet doğduğumdan beri o var olan bir lisanım. Ama ben miyim o? Yani yabancılaşıyorum bazen kendime de. Yani e, ilginç ama kesinlikle lisanın, gerek, ya bu e, İspanyolca da olabilir, her lisanın gerektirdiği başka bir gramatik ya da bir e, ihtiyacı var. <laughs> Almanca'da bu çok çok farklı. Bambaşka kafamda başka bir kapı açmam lazım Almanca yazıyorum dediğim zaman. Hiç alakası olmayan bir kapı. Çünkü lisanlar gerçekten çok farklı. Bir kere galiba daha çok doğru biliyorsam Türkçe önde ağızda konuşuluyor. Daha arkada Almanca yaklaşım farklı falan. Ama üstünde hiç fazla düşünmedim. Tek düşündüğüm şey daha çok Almanca'da yazmam lazım. Çok az yaptım bugüne kadar. Türkçe rap'in bugünkü durumunu nasıl görüyorsunuz? Her şeyden önce bir kere Türkçe rap var. Bu bir başarı. Yani eden sonra 5 sene geçtikten sonra böyle vurup yok da olabilirdi. Yani ilgi görmüyor olabilirdi. Devam ettiren olabilirdi. Ee, bu olumlu. Bir de artık bağımsız diye görüyorum. Artık Türkçe rap Kartel'i de taklit etmiyor. Amerika'ya da bakmıyor. Kendini bulmuş. Yani kendi Türkçesiyle anlatım tarzını bulmuş. Ee, burada da örnekler var. Yani daha felsefi rap yapan kişiler var ama az benim tek derdim rapte Almanya'da da orada da aynısı. Amerika'da da aynısı. Tek tip müzik artık. Çok tek tip. Ben ayıramıyorum bile yani. Herkes de autotune sesler değişmiş. Modernize ya da yeni teknolojiye karşı olduğumdan değil kullansınlar. Bu da bir oyun şeyi. İşte tek tip olmasından rahatsızım. Ama onun dışında bir, bir, bir başarı hikayesi olarak görüyorum Türkçe rapi. Ne kadar daha bağımsız ve kendi tarzına... Yakın bir şey bulurlarsa bu müziği yapanlar Türkiye'de o kadar başarılı ve uzun vadeli olacak. Ne kadar trende bakarsan şu aralar bu şarkılar gidiyor. Biz de aynısını yapalım dersen o 3 haftalık 3 aylık bir olay kalabilir. Yani benim tavsiyem kendini bulmak amaç. Her genç insan müzik yapma hevesiyle sevdiklerini taklit eder. Bu normal, bu bu böyle. Yani ben de ben de ne bileyim public enemy olmak istemişimdir, Ice Cube falan. <laughs> Başlangıçta o yüzden İngilizce başladım zaten yarım yamalak İngilizcemle ama amaç büyüktü <laughs> ama sonra onlardan ayrılıp kendi tarzını bulduğun zaman bir şey verebiliyorsun dinleyicilerine yoksa sağlam bir taklit oluyor başka bir şey olmuyor. Yani ne güzel mesajlar verdiniz. Teşekkür Bilmiyorum, ederim. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Hatta hızlı bittik gibi geldi. Evet bana. ama bence çok oldu. yani, evet, ben de konuşabilirim. Hayır, yani, hayır. Yani. Çok, ben de çok keyif aldım. Her zaman yine görüşebiliriz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.